ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Murat Kezer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, hocam. Teşekkür ederim. Bursalardan geldiniz. Bize bir kere Bursa'ya sevgiler. Şahane bir kestane şekeri getirdiniz. Bizim ekip kırmızı karıncalar gibi böyle hemen üşüştük. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben hemen tabii vakit kaybetmeden, önemli bir konu bu. Çünkü bu protezler yapılıyor, kimlere yapılıyor ve özellikle dizde çok rahatsızlık duyan kişiler oluyor. Bu cerrahi nedir, bir onu öğrenebilir miyiz? Diz ve kalça ekleminde yaptığımız protez ameliyatları, dizin normal doğal anatomik yapısı bozulduğu zaman bu yaşlamaya bağlı olarak oluşan bir aşınma sonrası kireçlenme olabiliyor. Daha genç hastalarda romatizmal bir eklem hastalığı sonrası olabiliyor. Ve değişik, daha önce eklem içerisinde oluşan bir kırığın sekeli olarak bu eklemin normal doğal anatomik yapısı bozuluyor. Ve eklem işlev görmemeye başlıyor. Normalde eklem yüzeyinde kıkırdak dediğimiz bir yapı var. Evet. Bu yapı normalde beyaz, pürüzsüz ve kaygan bir yapıya sahip. Dizimizi ya da kalçamızı oynattığımız zaman burada herhangi bir ağrı olmadan, herhangi bir sürtünme olmadan tam olarak hareketlerimizi yapabiliyoruz. Tabii, o şeyden dolayı. O yapısından kaynaklı olarak. Eğer zaman içerisinde bu yapı bozulduğu zaman, işte az önce saydığım nedenlerden dolayı, burada tekrardan eklemi bir fonksiyon kazandırmamız gerekiyor. Tekrardan eklemi restore etmemiz gerekiyor. Bunun için yaptığımız uygulama, burada bir diz maketi var. Protez uygulanmış hali, şurada görüldüğü gibi. Bu da bir kalça uygulaması. Burada bir protez uygulaması yapılmış. Şöyle göstereyim. Bu uygulamanın yapıldığı. Evet, bu maket üzerinde uygulama yapılmış. Ameliyatın yapıldığı. Ameliyat yani. Yapılmış gibi gösterebiliriz. Şu kısım mı hocam? Allah dağıttım. Ay Allah. Nazar değdi. Evet bu, hocam. Şöyle ameliyattan önce bu şekilde kemikleri hazırlıyoruz. Ben öncesini gösterdim tamam seyirciye. Evet. Bunu hazırladıktan sonra. Bu bozuk hali. Bu bozuk hali. Evet. Bu şekilde eklemi protezi yerleştirip eklemi tekrardan restore edip eklemi tekrardan harekete kazandırmış oluyoruz bu şekilde. Ve tekrar hasta ondan sonra ameliyattan sonraki dönemde. Hocam ben bunu her şeyi seyirci anlasın diye yaptım zaten. Teşekkür ederim. Buyurun. Ondan sonra hasta eklemini çok rahat bir şekilde, ağrısız bir şekilde kullanabiliyor. Hı hı. Bu problem olduğu zaman, eklemde kireçlenme olduğu zaman, aşınma olduğu zaman ve hasta bundan dolayı ızdırap duyduğu zaman hasta artık bu günlük işlerini yapamaz hale geliyor. Yürüme mesafesi kısalıyor, gece bazen uyuyamıyor bile. Hı hı. Bu durumda önce hastalarımıza normal bir tedavi yöntemi uyguluyoruz. İlaç tedavisi, hastanın kilosu varsa kilo vermesini öneriyoruz. Fiziksel tedavi yöntemleri öneriyoruz. Lafınızı balla kestim. Şimdi hemen bunun arkasından da şuraya doğru gidelim o zaman. Ne zaman, kimlere, ne şekilde uygulanıyor? Ne zaman? Bunları yaptık. Fiziksel tedavi uyguladık. Hastaya işte bazı eklem içi uygulamalar var. Onları uyguladıktan sonra. Sıkıntıyla gelen kişiye. Evet. Hastanın şikayetleri geçmiyor. Ya da daha önce bu hastaya bunlar uygulanmış. Ama hasta hiçbir şekilde fayda görmediyse biz bu hastalara protez cerrahisini öneriyoruz. Son çare yapıyoruz. Son çare. Bunu. Evet, tamam. Hasta artık bu eklemini kullanamıyorsa, hasta artık bunun yolu yürüyemiyorsa, gece uyandıran bir ağrısı oluyorsa bunlarda bir protez uygulamasını öneriyoruz. Hı hı. Bu daha çok bu hasta grubu 60 ve 65 yaş üzeri hasta grubumuz. Daha çok 60 ve 65 yaş grubunda evet, mı? Evet, daha çok o kesimde görülen bir durum. Hı hı. Ama mesela kalça bölgesinde eğer doğrudan bir kalça çıkığı varsa hastamızın, buradaki eklem yapısı bozuk olduğu için orada daha erkenden bir kireçlenme olabiliyor. Hı-hı. Bu durumda daha erken yaşlarda yaptığımız olgular da var. Hı-hı. Ama yoğun olarak yaptığımız yaş grubu 60 yaş üzeri hastalarda yapıyoruz bu uygulamayı. Anladım. Peki hocam bu mesela çok kilolu insanlarda mı en fazla görülen bir şey dizde yaptığımız? Maalesef en büyük hasta grubumuz kilolu ve bayan hastalarımız. Çünkü burada kalça ve diz eklemi yük binen eklemler. Yani bizi taşıyan eklemler. Oradaki yük fazla olduğu zaman oradaki aşınma daha çabuk olacak. Normal eklemlere göre, bir omuz eklemine göre, bir bilek eklemine göre. Oradaki aşınma ve yıpranma daha fazla olacak. Anladım. Ondan dolayı burada hastanın kilolu olması bir olumsuz bir faktör. Çok doğru. Peki robotik eklem operasyonu tam cümle bütünü neydi? Robotik eklem protez cerrahisi. Bayağı da uzunmuş. Şimdi bu nasıl uygulanıyor?
Ki bizde mesela ne zamandan beri bu uygulanmaya başladı? Bu uygulama yaklaşık olarak 10 yıldır dünyada uygulanan bir yöntem. 10 yıldır bayağı 10 yıldır aslında var. Ama bizde maalesef son 3 yıldır. Bursa'daki robotik eklem protezi cerrahisi merkezimizde 3 yıldır bunu uyguluyoruz. Çok güzel. Bu yöntemin farkı, normal standart aletleri yapılan yöntemden farkı, burada ameliyattan önce hastamıza bir 3 boyutlu tomografi çekiyoruz. Hastanın doğal eklem yapısını 3 boyut olarak görüyoruz. Yani 3 boyutlu bir tomografi. Tomografi çekip bunun üzerinden işlem yapacağız. Yani bu yaptıktan sonra hastamıza nasıl protez koyacağız, kaç numara protez koyacağız, bunu hangi açıyla koymamız gerekiyor burada olduğu gibi. Bu protezi koymak için ne kadar kemik kesmemiz gerekiyor, bunu milimetrik düzeyde hesaplayıp ona göre işleme başlıyoruz. Hangi açıyla koymamız gerekiyor? Protezi koyduğumuz zaman bir kalça eklemde örnek vereyim. Protezin üstteki kısmı ile alttaki kısmı arasında bir uyumsuzluk olacak mı? Bir problem olacak mı? Onu önceden hepsini ameliyattan önce tespit edebiliyoruz. Ya da kalça ekleminde protez yaptığımız zaman protezden sonra hastanın bir bacak boyunda bir farklılık olacak mı? Onları ameliyattan önce tespit edebiliyoruz. Kalçada tabii ki ciddi faydaları var. Ameliyattan sonra bir çıkma durumu olacak mı protezde? Onları hepsini ameliyattan önce tespit edip eğer varsa bir problem daha ameliyata başlamadan önce bunları düzeltme şansımız oluyor. Peki hocam bu açık ameliyattan farkları bunlar mı? Başka farkları da var mı? Aslında yani açık, bu da ameliyatla arasındaki fark ne tam anlamda? Aslında bu da açık bir ameliyat. Ama burada ameliyattan önce çok iyi bir planlama yapıyorsunuz ve bu planınızı ameliyatta birebir uygulama şansınız oluyor. Yani ameliyattan önce hastanın 3 boyutlu BT görüntüleri üzerinden bir çalışma yapıyorsunuz. Hastanın işte protezin boyutunu, açısını, ne kadar kemik kesme gerektiğinizi bunu hesapladıktan sonra bunu ameliyatta birebir uygulama şansınız oluyor. Çünkü normal standart yöntemlerde biz çoğu zaman hastaya çektirmiş olduğumuz iki önlü işte diz ya da kalça eklemini filmden sonra ameliyat alıp hastamızın ameliyatını yapıyoruz. Ve ameliyatta çoğu zaman iki boyutlu olarak eklemi değerlendiriyoruz ama bu yöntemde ise üç boyutlu görüntüler elimizin altında olduğu için ve bunu robotik sistemlerde de kaydettikten sonra ameliyatta bunu birebir uygulama şansınız oluyor. Ve burada herhangi bir hataya müsaade etmeden ameliyat öncesi planınızı birebir uygulama şansınız oluyor. En büyük avantajı bu. Başka avantajları var mı? Bir de şimdi robotik deyince sanki ameliyat robotlar yapıyormuş gibi bir durum oluyor. O neden mesela robotik? Robotin şey bu, yani ameliyat önceki planın ameliyat sırasında uygulanabilmesi, müsaade etmesi eden bir yöntem. Açısından dolayı. Bu çok önemli bir ayrıntı bence. Bu ameliyat sırasında bazen hata yapma durumumuz olabiliyor. Bazen hastanın dizi ya da kalçası standart uygulama için çok uygun olmayabiliyor. Yani herkesin dizi, kalça eklemi kendine özeldir, kendine hastır. Siz standart bir yöntemle bunu yaptığınız zaman yaptığınız iş o hasta uygun olmayabiliyor. Bu hata şansınız olmuyor. Yani yaptığınız işlem diz ya da kalça protezi ameliyattan sonra hasta dizini daha rahat kullanabiliyor. Daha kendi diziymiş gibi kullanabiliyor. Bu ciddi bir avantaj. Hasta ameliyattan sonraki süreçte bu protez sonuçta bir ömrü var. Tabii ortalama 15-20 sene bir ömrü var. Bu işi doğru yaptığınızdan dolayı ameliyattan sonraki hastanın bunu kullanma süresi daha uzun oluyor. Normal klasik yöntemlere göre. Anladım. Ve ameliyattan sonra hastanın sonuçta bir ekleme bir işlem yapıyorsunuz, bir eklemi açıyorsunuz, bir kemik kesme işlemi yapıyorsunuz ve bu şekilde protez koyuyorsunuz. Ameliyattan sonraki süreçte hastanın bir ağrısı oluyor, beklenen bir durum. Robotik sistemlerde ise burada gereksiz bir işlem yapmadığınızdan dolayı, yani sağlam doktora zarar vermiyorsunuz, sağlam kemiğe zarar vermiyorsunuz. Öbüründe böyle bir risk olabilir. Bu risk var. Bundan dolayı hastanın ameliyattan sonraki süreçteki ağrı şeyi daha az oluyor. Anladım. Daha erken iyileşebiliyor. Günlük işlere daha erken dönebiliyor. Tekrarlama olasılığı var mıdır? Tekrarlama olasılığı, yani sonuçta eklemi komple değiştiriyorsunuz. Hastada orada bir yapı kalmıyor. Hastanın doğal yapısı bozulmuş oluyor. Doğal kıkırdak yapısı bozulmuş oluyor. Doğal kemik yapısı bozulmuş oluyor. Onları hepsini oradan temizliyorsunuz. Tıraşlıyorsunuz. Ondan sonra oraya bir metal, burada gördüğünüz gibi bir implant geliştirip bu şekilde artık eklem, yapay bir eklem olmuş oluyor. Artık burada bir sıkıntı kalmıyor. Çok güzel. Peki risklerden mesela acaba açık olanda öbüründe bir riskler var mı? Bundaki riskler neler? İkisinin arasındaki riskler? Sonuçta eklem cerrahisi iki yöntemde risk var.
Yani, cerrahide zaten cerrahide risk var. Cerrahide zaten risk demektir. Neler bu riskler? Enfeksiyon. Her ameliyattan olduğu gibi bu ameliyatlardan sonra da enfeksiyon olabiliyor. Belki robotik sistemlerde daha az olmasını öngörebiliriz. Neden dolayı? Çünkü ameliyat süreniz daha kısa olabiliyor. Gereksiz bir işlem yapmıyorsunuz. Fazla bir doku kesmiyorsunuz. Sağlamlıklara zarar vermiyorsunuz. Belki bu avantaj sayılabilir. Ondan sonra bu ameliyatlardan sonra kemiği hazırlarken, protezi koymak için kemiği hazırlarken bir kemik kesme işlemi yapıyorsunuz. Kalçada bir kemik oyma işlemi yapıyorsunuz. Bu işlem sırasında kemiğe bir zarar verebiliyorsunuz ya da eklem etrafındaki dokulara, yumuşak dokulara, bağlara, oradaki damar arasının yapılarına zarar verebiliyorsunuz. Biraz zarar verebilir. Bu robotik sistemlerde de bu daha az oranda olabiliyor. Neden dolayı bu oluyor? Çünkü ameliyattan önce yaptığınız plana göre robota bir çalışma alanı oluşturuyorsunuz. Yani robot sadece o bölgede çalışıyor. Kazara eğer işlem sırasında sonuçta robotu siz kullanıyorsunuz. Dizin arkasındaki bağlara ya da oradaki damar sinir paketlerine zarar verme durum olursa robot orada kendini kilitliyor ve herhangi bir işlem, herhangi bir yanlış işlem yapmanızın önüne geçmiş oluyor. Önüne geçmiş oluyor. Bu onun haricinde yaptığınız doğru bir uygulama olduğu için yani orada protezi doğru şekilde koyuyorsunuz, uygun açıda yerleştiriyorsunuz. Bu da protezin ömrünü uzatan bir faktör, bir etken. Anladım. Bunda şeyde avantaj ama yine bunda da sonuçta bu protez belli bir süre bir sonra... Bir ömrü şimdi onu söyleyecektim. Evet. Yani protezin bir ömrü var mıdır? Ve mesela robotik sistemde ne kadardır? Diğerinde ne kadardır? Açık olan protezin ömrü ilk 10 sene içerisinde hastalarımız %90'ı bu protezi çok rahat kullanabiliyorlar. Ondan sonraki süreçte 20. yılda bu süre yani bu 20. oran... 20. yılda. Evet yani %60 oranına kadar düşebiliyor ama hastalarımızın büyük çoğunluğu 15 sene, 20 sene çok rahat bu protezi kullanabiliyorlar. Sonra? Robotik sistemlerde ise aslında yine burada aynı protezi koyuyorsunuz ama burada yaptığınız işlem protezi doğru bir şekilde koyuyorsunuz oraya. Yani protezi olması gereken şekilde koyuyorsun. Diz ekleminde mesela diz eklemi yük binen bir eklem ve hareketli bir eklem. Hasta üstüne bastığı zaman dizin bir tarafında eğer bir protez doğru olmadıysa orada bir gevşek sıkılık varsa o tarafta tabii protez daha erken aşınacaktır. Daha erken yıpranacaktır ya da kalça ekleminde aynı şekilde. Bu riski var. Anladım. Bu robotik sistemlerde ise böyle bir hata olma ihtimali olmadığı için... buradaki ömür daha uzun olabilir. Yani güzel. Beklenen 15-20 seneden daha uzun bir süreç olabilir. Çok güzel. Ama sonuçta bu hastalarımız bu 15-20 sene bunu kullanabiliyorlar. Bir süresi var. Peki hocam robotik sistemde bu uygulama yapıldıktan sonra hasta ne kadar sürede ayağa kalkıyor ve hayatına tekrar devam edebiliyor aynı şekilde? Ya, bir de iki dize birden uygulanabiliyor mu? Çünkü sosyal medyada çok soruldu bu soru. Tabii ki uygulanabiliyor. İkisi de aynı anda yaptığımız çok hastamız var. Hatta rutinde öyle yapıyoruz aslında. Eğer ikinizde de problem varsa hastanın ikisini de aynı anda yapıyoruz. Çünkü bir tarafı yaptığınız zaman diğer tarafta problem varsa hasta bu yapılışta çok fazla mutlu olmuyor. Yine hastanın şikayetleri devam ediyor ve ikinci bir ameliyat yine olması gerekiyor. Yine baştan her şeyi yaşamaktansa aynı anda sonuçta bu işlem çok uzun bir süren değil. Yani bir saatte bir diz protezini yapıyorsunuz. İşte toplam iki saatte iki bu işi bitmiş oluyor zaten. Sonra? Ameliyattan sonraki süreçte hastamızın aynı gün bazen hastanın durumu bağlı olarak ertesi gün ayağa kaldırıp bastırıyoruz. Kalça protezinde de olsun, diz protezinde olsun. Hastamız gerekirse hastanın konfor açısından ihtiyaç hissederse bir koltuk tüyeni ya da bir yürüteçle hastamızı ayağa kaldırıp bastırıyoruz. Yattığı süre boyunca işte kullanması gereken bazı ilaçlarımızı hastamıza reçete ediyoruz. Orada kullanıyor hasta. Yapması gereken bazı egzersizlerimizi hastaya tarif ediyoruz. Yapmaması gereken bazı durumlar var. Onları hastaya anlatıyoruz. Şimdi onu soracaktım. Bir kısıtlama var mı bu ameliyattan sonra? Hastanın hareketlerinde yapmaması gereken bir kısıtlama var mı? Ve bu bir süre için midir? Süresi nedir? Evet, iyileşme dönemi süresi boyunca ortalama bu ortam bir ay sürer. Hastaya bazı hareketleri yapmaması gerekiyor. Onları hastaya biz tarif ediyoruz. En azından doku iyileşmesi olsun, yara iyileşmesi olsun ve bu yaptığı hareketler hastada bir ağrı uyandırmasın diye hastamıza bir dönem için belli kısıtlamalar getiriyoruz. Aynen. Örnek mesela kalça protezi yaptığımız bir hasta, sağ kalça protezi yaptığını düşündüğünüz zaman bir ay sonra hasta araç kullanmaya başlıyor. Sol kalça protezi eğer olduysa hasta ve hasta otomatik araç kullanıyorsa hasta iki hafta sonra araba kullanmaya başlayabiliyor. Bir ay sonra, bir buçuk ay sonra hasta yürüyüş yapıyor,
hafif tempoda koşu yapabiliyor, yüzebiliyor. Çoğu fonksiyon yerine kazandırmış oluyoruz hastaya. Hocam çok güzel, çok da ayrıntılı, güzel bir şekilde bizi aydınlattınız. Çok 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 teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz. Teşekkür.